Selamlar. Bugün menümüzde değişik bir tavuk pizzası var. Bugün için 3 adet tavuk fileti aldım. Önce tavuklarımızı keseceğiz, ayarlayacağız. Sonra da sosunu yapacağız. Şu şekilde parçalıyorum tavuğu. Yanlamasını ikiye bölüyorum. Şu şekilde gene çizikler atıyorum. Tavuklarımızı çizdikten sonra baharatlarımızı atacağız. Şimdi bu isteğe bağlı olabilir. Benim ölçülerim şöyle. Bir tepeleme çay kaşığı kırmızı biber. Bir tepeleme çay kaşığı kimyon. Kimyon tavuğa çok gittiğini belirteyim. Yarım çay kaşığı karabiber. Şöyle bir tutam kekik ve damak tadınıza uygun olarak isteğe bağlı tuz. Şimdi bunları karıştırmak için hem bunun bütün baharatların işlemesi için bir miktar sıvı yağ döküyoruz. Ne kadar? 3-4 yemek kaşığı bir sıvı yağ. Şöyle güzelce karıştırıyoruz tavuğumuzu. Bütün baharatlar, bütün parçalara geçecek şekilde. Gördüğünüz gibi şu çizik attığımız yerleri de elimizle baharatlandırıyoruz. Her yere tuz ve baharat girsin. Şimdi bu hazırladığımız marineyi bir 20 dakika dışarıda bekletelim. Bunu unutmayın. Bu tip kızartmalarda tavuğu ya da eti dışarı çıkartıp oda ısısında biraz bekletmek gerekiyor. Çok soğukta tavaya attığımız vakit iyi bir sonuç alamayız. Ben bunu zaten bir saat evvel dolaptan çıkarmıştım. Bu şekilde dışarıda bekletelim. Güzelce tavuk baharatları ve tuzu emsin. Tavuklarımız marinede dinlenirken bu tip yemeklerin olmazsa olmazı salyalı kızartmasını yapalım. Patateslerimizi nar gibi kızarttık. Kızarmış tavuğa iyice kızarmış patates yakışır. Şimdi bir çelik tavaya yağ koyup kızdırıyoruz. Ben patates kızarttığım yağdan ekliyorum. Genelde ben bu tip kızartmalarda patateslerde kullandığım yağ kullanıyorum. Hem yağı tazeliyorum. Patatesin yağı çünkü 3-4 kızartmada özelliğini kaybediyor. Ziyan oluyor. Bu şekilde bu tip kızartmalarda daha önce kızarttığım patateslerin yağlarını kullanıyorum. Hem ekonomik oluyor. Hem de yağ hemen sıcak olduğu için fazla tüp de harcamıyoruz. Buna biraz bol yağ arkadaşlar koyacağız. Çünkü etlerimiz biraz kalınca. Marinemiz bu şekilde yumuşacık oldular. Şöyle hemen bir parça atıp bakalım.
tarifinde sos yok. Sosu tarifinin başka videolarında var. Şimdi bunu iyice nar gibi olana kadar kızartacağız. Yarım parçalarımızı alıyoruz. Kalın olanları birazcık daha kızartalım. Şimdi de geri kalan tavuklarımızı atalım. Siz bunu istediğiniz miktarda yapabilirsiniz. Böyle kuş kuş olarak da yapabilirsiniz. Evet, yemeğimiz pişti. İnanılmaz lezzetli ve sulu gözüküyor. Şöyle bakalım. Dışı çıtır çıtır, içi gayet sulu oldu. Şöyle izninizle bir tadayım. Gerçekten içi sulu sulu, dışı çıtır çıtır. Mutlaka ve mutlaka bu tarifi bir denemenizi istiyorum. Yani bu kadar filete eti lezzetsiz olur ama şu anda baharatlarla beraber çok mükemmel oldu. Mutlaka yapın. Yapanlara, deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Bir beğeni çok görmeyin. Destekleriniz için şimdiden teşekkürler.